Gösterdi kendini. Aynen. Yormasın kendini. Bu şey son bir şey yazmıştınız. Bu şeyle dostluk kurma falan filan. Buraya yazdık kendimiz ama başkasını mı yazdınız? Ne kadar göndermiştiniz ya. İşaretlemiştiniz bir şey. Kimseyi tanıyorsanız da böyle olur. Bilmem ya. Arkadaşlar şunu babanıza hani bir arka bir yere atın. Hatta oturdun, sıkıntı yok değil mi? Olur. Sıkıntı yok ama sen de bize zaten burada merdan alalım için. Ya, sorun olmaz. Tamam. Abi biz darbe yapacağız burada şimdi. Öyle yok. Karavan geldi. Merak etme, burada ben değiştireceğim. Dediğimizde. Şeyden biraz bana verir misin? 8-10 kağıt. Küçük bir tane. Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli milletvekilimiz, vekillerimiz, sayın bakanımız, teklifin ilk imza sahipleri, grup başkan vekillerimiz, ilgili kurumlarımızdan davet üzerine gelen değerli katılımcılar, basınımızın değerli mensupları, sözlerimin başında Komisyon Başkanlık Divanı adına hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Anayasa Komisyonu'nun 26. yasama dönemi, 2. yasama yılı 9. toplantısını açıyorum. Bu toplantımızın çağrı gündemini 16 Aralık 2015 Cuma günü sizlere yazılı olarak tebliğ ettik. Ve ayrıca TBMM uzantılı e-posta adreslerinize de gönderdik. Hemen gündemin başında son 10 gün içerisinde terör saldırılarıyla ilgili olarak vefat eden, şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yine dün gerçekleşen bir suikast ile vefat eden Rusya Büyükelçisi Andrei Karlova ailesine de başsağlığı diliyorum. Bunlar son olur. İnşallah milletimiz bu türden benzer olaylarla bir daha karşılaşmaz temennimizi de ifade ediyorum. Bugün gündemimizde 2 Taksim 1504 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi yer almaktadır. Anayasa değişiklik teklifiyle karşılaştırmalı metni çağrı yazımızın ekinde sizlere gönderdiğimiz için genel gerekçeyi burada tekrar okutmaya gerek görmüyorum. Zaten uzmanlarımız metni ekrana da yansıtacaklar. Oradan takip edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, tabii bu Anayasa Komisyonumuz çok fazla sık toplanan, çalışan bir komisyon değil ama komisyonumuza yüklenen çok önemli görevler var ki onların en başında da anayasa değişiklikleriyle ilgili bir kurucu iktidar yetkisinin kullanılmasına yönelik bir görev, bir fonksiyon var. Dolayısıyla daha önce de anayasa değişiklikleriyle ilgili toplantılar olmuştu. Bugün de
böyle bir toplantı yapıyoruz. Bakımdan bu toplantımızın diğer meclisimizin diğer komisyonlarında yapılan toplantılar gibi ama ehemmiyeti bakımından daha farklı, fonksiyonu bakımından farklı bir toplantı olduğunu ifade etmek isterim. Toplantımızın hayırlı olmasını, hayırlı neticeler vermesini de Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Buraya arkadaşlar birkaç hususa kısaca değineceğim, fazla vaktinizi almayacağım. Bu toplantımıza tabii ki meselenin ehemmiyetine binaen hem komisyon dışından arkadaşlarımız, milletvekillerimiz de yoğun olarak bir ilgi gösteriyorlar. Grup başkan vekillerimiz de siyasi partilerimizin burada geldiler, katıldılar. Konuşmayla usulüyle ilgili olarak da birkaç şey söylemek isterim. Malumunuz zaten ilk söz teklif sahipleri adınadır. Onu verdikten sonra grup başkan vekillerimiz burada talepleri olduğu takdirde bir genel konuşma değerlendirme için kendilerine söz vereceğim. Daha sonra da söz talebine göre sırayla komisyon üyelerimiz başta olmak üzere tabii görüşmelerimize devam edeceğiz. Ben şimdi burada tabii çok yoğun salonla ilgili de isterseniz baştan bir açıklama yapayım. Biz talepte bulunalım isterse Sayın Başkanım. Salon ben bir söyleyeyim, farklı bir şeyse söylersiniz. Önde şimdi yani, bir şey yaptınız, bir şey demek ama müsaade. Olur. Şimdi bu salonda şu anda 132 oturulacak yer var, 132 kişi. Bu büyüklükte oturma yeri sağlayan başka salon yok. Diğer salonlarla ilgili de en fazla plan bütçe komisyon salonu 105 kişi en fazla, o da çok zor tıkış tıkış olmak kaydıyla oturma yeri imkanı veriyor. Biz burada daha önce 128 oturma yeri hatırlarsınız daha önceki anayasa değişikliğiyle ilgili toplantıda sağlamıştık. Bu sefer biraz daha gayret gösterdi arkadaşlar. 132 tane oturma yeri var. Bundan daha büyük bir salon imkanı da yok. Onun için peşinen ifade edeyim. Daha sonra isterseniz tabii konuşabiliriz. Şimdi burada tabii görsel basınımız, daha sonra da onları toplantı salonunun dışına alalım. Yazılı basın mensubu arkadaşlar burada tabii ki kalacaklar. Kendilerine ayrılan yerde devam edecekler. Sayın Başkanım. Oldu mu? Diğerleri kapatırsa arkadaşlar yeşil yananlar herhalde. Değerli milletvekili arkadaşlar. Şimdi siz de konuşmanın başında önemli bir şey söylediniz. Kurucu iktidar yetkisini kullanma bir anlamda hiçbir anayasada herhangi bir maddenin değişikliği, anayasada sıradan bir kamu kurumunun nasıl düzenleneceğine ilişkin bir maddesinin görüşülmesi değil. Herkes farklı pencereden bakıyor olabilir. Ama 1923'ten bu yana Türkiye'nin hattının, rotasının, geminin yönünün demokratik cumhuriyet yönünde eksikleriyle, kusurlarıyla, kazalarıyla, hatalarıyla çizildiğini ve sorunun bu eksikleri gidermek olduğunu ama bu değişiklikle ilk defa rotanın darbe dönemleri dışında yani herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil ama bunu tartışacağız. Yani Türkiye'de demokratik cumhuriyet tercih değişikliğinde mi bulunacağız? Başka bir ifadeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tabuta koyup üzerine çivi çakacak mıyız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçlendirecek miyiz? Demokrasiyi mezara koyup üstüne toprak örtecek miyiz? Demokrasiyi güçlendirecek miyiz? Bizim için tartışma budur. Saatlerce teknik tartışma yapabiliriz. Meclisin yetkileri budur, Cumhurbaşkanlığı yetkileri budur, yargı şöyle oluyor. Bunların tamamını akademik düzeyde sadık bir kişiden ne verilecektir? Çerçeveyi çiziyorum. Şimdi bu tartışmada çok sayıda söz söylemek isteyen milletvekilimiz var. Çünkü bu öneri görüşmelere başladığımızda göreceğiz ki milletvekillerini tamamen yetkisiz, etkisiz, sadece ve sadece gelip burada maaş alan figürler durumuna düşürecek. Milletin temsilini millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alacak ve başka bir egemenlik tarif edecek. Bizim bakış açımız bu. Tekrar söylüyorum, buna herkes katılmak zorunda değil ama burada tartışacağız ve biz
Böyle düşünen milletvekili, milletvekilleri sadece komisyon üyeleri değil, böyle nasıl yaşadık? Sayın Başkanım, bundan daha büyük bir salon yok dediniz. Bütçe komisyonu salonu var. Kit komisyonu da zannediyorum bundan daha büyük bir salon çalışması gibi kabul etmiyor. Saatlerce görüşeceksek görüşeceğiz, günlerce sürecekse sürecek ama milletvekilleri, milletin ve kendi pozisyonlarının geleceğiyle ilgili böyle bir konu görüşülürken bakın bir komisyon üyemiz yer bulamadı ayakta. Grup başkan vekillerimize yer veriyoruz ama bu sebeple bakın sayın grup başkan vekilimiz bile komisyon heyetinin içinde oturmak zorunda kalıyor bu sebeple. Sayın Tanrı'ya yer vermek için. Hayır, yani ben itiraz ettiğim için değil, sizin rahatsız olduğunuzu gördüğüm için söylüyorum bunu. O yüzden daha sağlıklı çalışırız başkanım. İlgili görüşmeler yapılırken, yani TÜBİ hakkında görüşmeler yapılırken partilerin birer temsilcisinin konuşması sırasında görsel basının bulunmasında fayda var. Bunu daha önce de konuştuk. Yani görüntü alınması ve bu görüntü üzerinden kamuoyunun aydınlatılması önemli. Çünkü bu mesele sadece bu çatı altında, kapalı kapılar altında, arkasında görüşülecek bir mesele değil. Bu mesele sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilgilendiren ya da milletvekillerini ilgilendiren bir mesele değil. Bu mesele... Yok, bir saniye. Kapatırsanız. Tamam. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, gerçekten önemli bir gün, önemli bir gündemle bir aradayız. Anayasa Komisyonu çalışmaları mevcut paketle ilgili. Ben genel hafta demin söz alan milletvekili... Meral Hanım. Efendim. Özür dilerim. Ben yani başlarken girişte daha kendi konuşmamı yapmadım. Yani burada bu hususla ilgili birkaç şey söyleyecekseniz. Buyurun. Şimdi Sayın Başkan, yani gerçekten burada anayasa, yani toplum sözleşmesini tartışacağız ve bu anda önümüzde bulunan paket herkesi ilgilendiren çok temel bir değişiklik. Türkiye'nin göreceği değişiklik paketi önümüzde ve tabii ki çok sıkça ifade ettiğimiz üzere bu paketin hazırlanmasında, yani mutfağında, pişirilmesinde, buraya kadar getirilmesinde kamu olmadı. Toplum olmadı. Diğer iki siyasi parti dışında biz hiç olmadık bu çalışmalardan. Yani şu anayasaya giden yolu bir açalım. Herkes tartışsın, sağlıklı, demokratik, hak ve özgürlüklere dayalı çoğulcu bir anayasa yapalım diye biz önerilerde bulunuyorduk. Ama şu anda bir yol yürü cezaevinde. 12 milletvekili arkadaşımız cezaevinde. Bütün milletvekillerini ve vatandaşı ilgilendiren, 78 milyonu ilgilendiren bir anayasa değişikliği, bir sistem değişikliği, rejim değişikliği çalışması bu şekilde meşru olamaz. Bu nedenle sözlerin her biri çok önemli ve değerlidir ve siz komisyon başkanı olarak... İlgili bir çalışma yaptık. Bunların tartıştık biliyorsunuz. Öncelikle yerle ilgili onu tekrar söylüyorum. Bir bu salon, bir de üçüncü katta bulunuyor. Üçüncü katta bu büyüklükte bir salon var. Burası şu anda 130 kişinin oturabileceği şekilde hazırlandı. Kit komisyonun salonu daha küçük, 60, değil mi? 90 küsur civarında esasen alıyor ama 105'e kadar en fazla çıkartılabiliyor plan bütçe salonu. Dolayısıyla bir komisyon toplantısı yapabileceğimiz en uygun salon bu. Basınla ilgili olarak da geçen görüşmemizde de dokunulmazlıklarla ilgili görüşmede de uzunca görüşmeler yaptık, tartışmalar yaptık. Görsel basın normal olarak dışarı alınıyor idi. O zaman da onu yaptık. Bir tek burada görüntüleri tamamını almak üzere meclis televizyonunun bulunmasını ve görüntü almak isteyen, daha sonra yayınlamak isteyen basın mensuplarından meclis televizyonundan ki tümünü çekiyor. Oradan almak suretiyle bunu yapabileceğini söyledik. Ama yazılı basın elbette burada takip edecek, sonuna kadar alacak. Yoksa bu şartlar altında zaten burada çalışabilme imkanı yok. Ben aynı şekilde aynı uygulamayı sürdürmek için bunu söyledim. Görsel basın çekimlerini yapsın. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu da burada bütün konuşmaları, görüşmeleri burada kayıt altına alacak, çekecek ve bunu gerekli yerlere de iletecekler talep üzerine. Sayın başkanım, olmadı istemek ve zorlamak gibi bir niyetimiz yok. Sadece çözüm üretmeye çalışıyoruz. Arzu ederseniz grup başkan vekillerimiz burada. Yani her siyasi partinin. Bir araya gelsinler, sizle beraber bir çözüm üretsinler. Bir 5-10 dakika ara verin, konuşun. Nedir? Yani mesele
bir şey... Türkiye tarihinin belki de Anayasa Komisyonu'nda görüşülebilecek en kritik, en önemli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de diğer partilerin de görüşlerini açıklıkla, rahatlıkla ifade edebilecekleri, belki görüşmelerin gün boyu ve gece boyunca süreceği, ortamın sağlık açısından katılan milletvekillerinin, katılan uzmanların, basın mensuplarının sağlıkları açısından, psikolojileri açısından en iyi durumda tutulması gereken bir toplantıdayız. Herhangi bir komisyon toplantısında dahi fiziki imkansızlıklar komisyon başkanlık divanı tarafından hızla giderilir. Şu anda sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden atlıklarımızın da burada bulunmak isteyeceklerini öngörüyoruz. Burada sizin bize getirdiğiniz bilgi komisyon toplantı standart edildiğinde ortaya çıkan tablo olarak koyuyorsunuz. Biz size diyoruz ki dört partinin grup başkan vekili ve bir meclis başkan vekili ya da bu toplantıyı katılmak isteyen tüm milletvekillerinin oturarak takip edebilecekleri basın mensuplarının görevlerini yapabilir. Bunları kastediyorsunuz. O salonlarda veya burada konferans salonu var. O salonlarda mekanları da gördük. Yani buradaki gibi komisyon çalışmasının yapılabileceği mahiyette değil o salonlar. Şimdi Bülent Bey'in de başlangıçta söylediği gibi yani burada bu görüşmenin bizde ehemmiyetini, kimleri alakadar ettiğini ve konuşmak isteyen, söz almak isteyen herkesin konuşmasına imkan sağlayacak bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. O bakımdan bir acelemiz yok, vaktimiz var. Hemen bugün bir saat içerisinde bütün konuşmalar, görüşmeler yapılacak değil. Devam edecek, günlerce devam edecek. Özgür Bey'in dediği gibi belki 5 saatlere kadar devam edecek. Birkaç gün devam edecek. Daha arkası olacak bunun. O bakımdan burada vakit bakımından bir sıkıntımız, bir sınırlamamız yok. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımızı aynı anda burada oturtacak yerimiz olmasa da konuşmaları, takibini zaman içerisinde sağlayacak bir ortam var burada. Bunu dokunulmazlıkla ilgili anayasa değişikliği görüşmesinde de sağladık. O bakımdan biz öncesinde temas ettik. Salonlarında, yerlerinde gördük, mekanları da gördük. Komisyon toplantısı yapılabilecek, en çok kişiyi oturma imkanı sağlayacak yer burası. Bu bakımdan biz başlayalım görüşmelerimize. Bunun böyle olduğunu, onu da söyleyeceğim. Bunun burada sürdürülebilir olduğunu göreceğiz inşallah. Geçen sefer de başında oldu, yaşandı bunlar. Ama daha sonra gördük ki bu komisyon toplantısı burada, bu salonda yapılabiliyor. Görsel basınla ilgili de olarak Sayın Başkanım, bunları bir halledelim, bir başlayalım. Teklif sahibi bir konuşsun. Daha çok konuşacağız, vaktimiz var. Bir saniye, bir dakika. Bir düğmeye basın da. 30 kaç o? 30. Kim yok hayır, 34. 35 herhalde. Ha? Ya 33. 35 herhalde. Tamam. Oldu mu? Tamam. Kayda geçiş açısından çok da önemli bir söyleyecek dedim de. Siz az önce ifade ettiniz. Ben de bu görüşmeler sırasında acaba yanınıza örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nden, HDP'den ya da MHP'den arkadaşlarımız yok. Öyle bir şey değil mi? Doğrudur. İşte zaten söz konusu olan itiraz konusu da bu. Bence bir yerler var. İsterseniz bir makul arada bu işi çözebiliriz. Toplantının saati geçmesi açısından. Küçük bir ara verip konuşalım. Ondan sonra toplantıda devam edelim Sayın Başkan. Gerekirse yeni salon yapacaksınız. Bu anayasa, rica ederim. Bakın arkada bekliyorum, ben milletvekiliyim. Arkada da çok arkadaşımız var. Sayın Başkan, küçük bir ara verin. Sayın Başkan, bak hekim olarak söylüyorum. Oksijen düşüyor. Sağlık açısından zararlı. Oksijen düşünce hiçbirimizin beyni iyi çalışmaz. Değerli arkadaşlar, oksijen düşüyor. İyi bir sanayi yaşıyoruz. Bir nerede yaparsak yapalım, kontrolü demokratik bir şekilde tartışmayı sağlama imkanımız mevcut değil. Bakın teşekkür ediyoruz milletvekili arkadaşımız ama burada grup başkan vekilleri konuşuyor, genel başkan yardımcıları konuşuyor. Salonla ilgili meseleyi gündeme getiriyor. Ben de bir siyasi partinin grup başkan vekili olarak görüşlerimi ifade etmek istiyorum ama maalesef milletvekili arkadaşlarım benim konuşmama müsaade etmiyorlar. Dinlenirlerse herhalde ortak bir kanaate varıp nasıl alınacağı konusunda ifade etmiş olurum. Bakınız değerli arkadaşlar, esas olan komisyonların kendi salonlarında toplanmalarıdır.
Anayasa Komisyonu ve diğer komisyonlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünde Meclis Başkanlık Divanı'nın aldığı karar çerçevesinde kendilerine tahsis edilen komisyonlarda toplanmakla mükelleftirilir. Nitekim hem Plan Bütçe Komisyonu'nun hem KİK Komisyonu'nun farklı bir düzenleme yapısı var. Diğer komisyonların yapıları eski binada olduğu gibi düzenlemeyi. Ama yeni bina yapılmakla birlikte buraya geçti. Ki doktor sayın milletvekilimizin söylediği gibi eski binayı bilirseniz basık, havanın çok sıkıcı olduğu ve buradaki zeminin imkanların daha doğru olduğu kanaatindeyim. Açıkçası milletvekili arkadaşlarımız muhakkak her türlü konuyu gündeme getirsinler. Her meseleyi tartışalım, görüşelim ama komisyon başkanının yaptığı görüşmelerde zaten komisyon başkanlığı ve meclis başkanlığı çerçevesinde yapılan bir iştir. Biraz önce sayın başkanın söylediği vurgular veya uygulamaz takdir kendisine aittir. Eğer ilk konuşmalar yapıldıktan sonra görsel basınımız buraya müsaade ettiği takdirde milletvekili arkadaşlarımıza hem konuşma imkanı çıkacak hem de yer yönünden pek büyük bir sorun olmayacak diye düşünüyorum. Eğer bir de izin verirseniz sayın başkanım, danışman arkadaşlar var mı yok mu bilmiyorum burada komisyonun şeyinde. Eğer danışman arkadaşlarımız varsa milletvekillerine yer açabilmek adına danışmanlarla ilgili konuyu varsa bilmiyorum onun şeyinde. Danışmanlarla ilgili konuyu milletvekilimiz bir görevliyi çağırır. Danışmanlarını kendisi notunu verir. Not da o görevli vasıtasıyla olmuş olur diye düşünüyorum. Yani bu süre içerisinde benim gördüğüm Türkiye Büyük Millet Meclisi salonlarında en uygun komisyon salonunun burası olduğunu biliyorum. Daha önceki anayasa değişiklik tekliflerini hatırlarsınız. KİT komisyonunda, plan bütçe komisyonunda çeşitli yerlerde yaptık ama o komisyonlarda değerlendirdiğim takdirde bura herhalde en güzel komisyon salonu diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. KİT komisyonunda yaptık. KİT'te yaptık. Varsa onların salon dışına çıkmaları milletvekillerimize burada yer imkan sağlanması bakımından önemli. Onu bir sağlayalım lütfen. Bir de görsel basınla ilgili görüşümü tekrar söylüyorum, kanaatimi, kararımı arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu dışındaki görsel basın mensubu arkadaşlarımız lütfen salonun dışında bulunsunlar. Burada yazılı basın mensubu arkadaşlarımız burada olacaklar. Danışmanlarımız ve görsel basınla ilgili müsaadenizle çok kısa. Arz edeyim öyle değerlendirin. Sayın Başkan. O konuyla ilgili böyle, lütfen böyle Murat Bey. Devam edelim, başlayalım ondan sonra. Ama başkan olarak herhalde kendime de söz vereyim arada müsaade ederseniz. Arkadaşlar, toplantılarının nerede yapılacağına dair bir hükmümüz var iç düzükte. Anayasa Komisyonu toplantısının sizin atfettiğiniz anlamlı olur, bizim atfettiğimiz anlamlı olur. Başka şeyler de olabilir. Onlar kişisel yaklaşımlar. Onları konuşacağız zaten. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun da ben konuşayım biraz da. Müsaade buyurun. Başkan, bunlar hangi anlamda olursa olsun bunlar. Ama bir taraftan da komisyon toplantımızı iç düzeye göre de yürütmek zorundayız. Kimlerin katılacağı toplantılara iç düzükte yazılmış. Ha diyorsanız ki bu toplantı bize göre çok önemli, iç düzüğü dikkate almadan ayrı bir toplantı formatında yapalım bunu. Öyle değil, öyle yapamayız. İç düzüğe göre bunu yapmak zorundayız. Malumunuz, biliyorsunuz iç düzüğe göre yapılması zaten iç düzüğe göre, anayasaya göre de bir mecburiyet anayasa değişikliği. Sonuç itibarıyla bu salonda Meral Hanım'a da söylüyorum. Yani tabii ki teşbih bir gösteriyoruz. Daha önceki toplantıya bir teşbih yapıyoruz ama teşbih yönü vardır. Sadece belli bir bakımdan, yani buradaki toplantı oturma yeri bakımından ama toplantının bütününü inşallah öyle olmaz diye biz de ümit ediyoruz. Öyle olmaması da lazım. Meclisin mehabetine yakışan bir toplantı değildi o toplantı. O bakımdan değerli arkadaşlar, iç düzeye göre komisyon toplantılarına kimlerin katılacağı belli. Komisyon toplantılarının sadece bizim iç düzeyimizde değil, bütün dünyada da genel kurul görüşmeleri elbette bütün umuma açıktır. Ama komisyon toplantılarında sadece komisyonlarda ilgili olanlara açık olduğunu, bütün dünya parlamentolarında da böyle. Dolayısıyla burada biz mümkün olduğu kadar tabii ki salonun hacmi nispetinde alıyoruz. Ama danışman arkadaşlar konusu konuşulmuştu. Onların dışarıda beklemeleri mümkündür. Burada milletvekillerinin bulunması açısından imkan olup görsel basını da dışarıya davet ediyorum lütfen. Toplantımıza devam ediyoruz. Buyurun. Ve başta milletvekilleri olmak üzere danışmanların da burada etkili ve verimli bir çalışma yürütmesinin sağlanması görevi sizin üzerinizde.
ve sizin bu görevinizi ihmal ettiğinizi, hatta ben şu çağrılı listeye baktığım zaman bilerek ihmal ettiğinizi görüyoruz. Çünkü davet ettiğiniz işlerinize baktığımız zaman burada sivil toplumun, Barolar Birliği'nin, üniversitelerin, saygın akademisyenlerin burada olmadığını görüyoruz. Bu bir burada itiraz edince açıldı Sayın Başkan. Onlar polis memuru, devletin görevlisi memurlar, o zaman yalan söylüyorlar. Şimdi kimseye yalan söylemekle itham etmeyin. Burada arkadaşlar, arkadaşlar lütfen, ben buranın düzenini sağlamakla görevliyim. Görsel basın Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu dışında dışarıya, kameralar dışarı çıkabilir mi lütfen? Devam edeceğiz. Devam edeceğiz, vereceğim, herkese söz vereceğim. Lütfen. Arkadaşlar. Bunun konuşulduğundan söz etmeyeceğim ama onun ötesinde bir büyükelçinin öldürüldüğü bir ülkede şu anda biz anayasa teklifi görüşüyoruz. Daha halkın da izlediği bir şekilde bu görüşmelerin yapılması gerekiyor. Öncelikle bunu ifade etmek istedim. Ve anayasa dediğim gibi zaten geliş usulü anlamında hakikaten partimizin tamamen dışlandığı. Anlatalım bunları. Sayın Pekşen. Ama gördüler. İçini göremiyorlar. Bunlar referanduma gidelim. Lütfen kameralar. Lütfen. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet. Teşekkür ediyoruz. Hem toplum şeffaf bir şekilde bilgi sahibi olur. Hem teklif sahipleri, hem bakanlık, hem siyasi partiler seslerini duyurabilirler. 3 kameradan izdiham çıkmaz. 3 ajans kamerasının kalmasını teklif ediyor.